Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Birgivi'nin At-Tarikatul Muhammediye isimli eserinden okumaya devam ediyoruz. Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine, yani sünnete sarılarak yaşamayı iyice anlattıktan sonra bunun aksi istikameti olan Müslümanlık dairesinde kaldığı halde insanın aksi istikamet olan sünnete karşı eylem yapmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu ibadet ölçülerine karşı bir tür ibadet geliştirmek ki buna din ıslahında bid'at yapmak deniyor. Bu bid'atlerle ilgili bir bölüm başlatmış oldu. Bu bölümde önce Bukhari'den, Müslim'den hadisi şerif getirdi. Bu dinde olmayan bir şeyi ibadet gibi dine sokanın yaptığı şey atılmıştır. Böyle bir şey yoktur şeklinde bilgi ihtiva eden hadis-i şerifi getirdi. Şimdi hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Hadislerin özü şu, İmam Birgivi rahmetullahi aleyh hem yaşadığı Osmanlı toplumunda dinin özüne karşı bir tür sulandırma veya direnme, hangi manada olursa olsun anlamına gelen bid'atlere karşı dinin aslını muhafaza etmeye çalışıyor. Aynı zamanda kıyamete kadar da bütün Müslümanlara dininizin aslı üzere dindar olun. Sonradan kimse dindarlık icat etmesin şeklinde bilgi verecek inşallah. Şimdi hadis-i şerifleri okuyarak devam edelim. Talha hocam siz başlayın bakalım. An Enes radıyallahu anh ennehu kal. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnnallâhe hacebet tevbete an kulli sahibi bid'atin. Allah her bid'at işleyenin, bid'at sahibinin tövbesini engeller. Hatta yed'a bid'atehu, ta ki bid'ati, işlemiş olduğu bid'ati bırakıncaya kadar. Hadis-i şerif, İnnallâhe hacebet tevbete an kulli sahibi bid'atin. Hadis-i şerifi, Allah tevbe kapısı ile ilgili bir tehdit olarak bid'at sahibine tevbe kapısını kapalı tutar. Tevbe sahibinin tevbesini Allah-u Teala engeller, kapalı tutar. Hatta yed'a bid'atehu, bid'atini bırakıncaya kadar, bid'at sahibine tevbe kapılarında sıkıntı var demektir. Bu hadis-i şerif, bir gibi rahmetullahi aleyh bunu buraya almış. Ancak bu hadis-i şerif, mesela bir Bukhari hadisi gibi sahih değil. Hadis-i şerifin sıhhatinde eksiklik var. Hadis-i şerif zayıf bir hadis-i şerif. Anlam olarak da bakıldığında, yani hadisin senedi açısından sahih değil, Bukhari değil ama bid'atı bırakmadığı sürece tövbesini kabul etmiyor Allah Celle Celaluhu. Hadis onu söylüyor değil mi? Peki hangi günahı bırakmadıkça tövbesini kabul eder ki Allah? Alkol müptelası olan bir Müslüman hem alkol içiyor hem de ben tövbe ettim ya Rabbi diyor. Var mı böyle bir tövbe? Annesine babasına asi olmuş bir genç veya insan o zulme devam ediyor ama tövbe ediyor Kadir gecesinde. Böyle bir tövbe var mı?
Aynı şekilde bid'at de bir suç. Allah'ın dinine ilave yapmak suçu bu veya dini eksiltmek suçu. Onu bırakmadıkça tövbenin manası yok. Çünkü tövbenin şartlarından biri ikla'dır. Nedir ikla? Terk etmek, onu kökten koparmak günah. Mesela yani hırsızlık yapan birisi bundan tövbe edecek. Nasıl tövbe edecek? Yapmayacak daha. Yaptığına pişman olacak. Aldıklarını geri verecek. Yani o dosyayı kapatacaksın ki tövbe ettim demen doğru olsun. Öbür türlü tövbe oyuncağa döner insanın elinde. Bid'at nedir? Allah-u Teala'nın dininde olmayan bir şeyi dine sokmaktır. Bir suçtur bu. Hem o bid'atı yapıyor, hem de işte Kadir gecesidir diye filan vesileyle umreye gitti diye tövbe ediyor. Allah-u Teala öyle bir tövbeyi zaten kabul etmez. Dolayısıyla bid'at sahibinin tövbesine karşı Allah kapıyı kapalı tutar. Ta bid'atını bırakıncaya kadar hadisi senet olarak zayıf dense bile ki öyle, neticede bu hadis İslam'ın genel tövbe ile ilgili kurallarına %100 uyuyor. Yani diyelim bu hadis yok elimizde. Böyle bir hadis yok. Ama biz şöyle bir soru sorduk. Bu hadisi de hiç bilmiyoruz. Allah-u Teala bid'atçı bir Müslümanın bid'atten tövbesini kabul eder mi? Ama bid'at devam ediyor. Mesela ezan okuyor. Ezanda işte çay içiyor o arada. Sevaptır çay içmek diyor ezan okurken. Ezana mahsus bir iş yapıyor bunu. Bu bir bid'at mı değil mi? Bid'at, ibadete ilave yaptın. Ona diyorlar ki yahu sen ezan okunurken nasıl bid'at içiyorsun mesela? Nasıl bir bid'at yapıyorsun, çay içiyorsun? İyi, tövbe ettim, estağfurullah. Getirin bir bardak çay. Hem tövbe ediyor, hem bir bardak çay daha içiyor. Misal veriyorum, böyle bir şey yok. Yani uçuk bir örnek olsun diye bunu konuşuyoruz. Bu şeye benzedi herhalde hocam. Hem bir taraftan oruç tutuyor hem de bir taraftan yemek yiyor. Yemeye devam edeyim ama bir taraftan da orucum olsun. Allah affetsin de diyor o arada. Elbette. Yani bid'atın suç olduğunu kabul ettiğimize göre, etmek zorunda olduğumuza göre bunu daha sonra yani böyle lafla, tövbeyle geçiştirmek mümkün değil. Var mı şerhlerde buna ilave edeceğim bir şey? Şerhlerde yok hocam şu an. Tamam, geçelim öbür hadis-i şerife. Ali İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu kal, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eballahu en yakbele amele sahibi bid'atin, Allah bid'at sahibinin amelini kabul etmez, hatta yeda'a bid'atahu, ta ki o kimse o bid'atı bırakıncaya kadar. Bid'atçı bid'atından vazgeçinceye kadar yaptığı iş kabul edilmez. Hangi iş? Hangi işi yapıyorsa. Tabii burada mesela şöyle soralım. Çünkü bu hadis-i şerif de senet açısından sıhhat sorunu var. Dolayısıyla şöyle soralım. Mesela kumar oynayan bir Müslüman maazallah o arada namaz kılsa namazı kabul olmuyor mu? Kumar oynayanın namazları kabul olmuyor mu? Var mı öyle bir kural? Hatta namaz kılmayan oruç tutsa orucu kabul oluyor mu? Oluyor. Tabii ya, çünkü bir ayrı ibadetin yani. Öbürüyle ilgisi yok. Neyin neyle ilgisi var? Akide ile ilgisi var. Mesela orucu inkar etse bir adam ama namazını kılsa o namaz da kabul olmaz. Çünkü orucu inkar etmek onu dinden dışarı attığı için kafir oldu. Kafirin zaten namazı olmaz. Şimdi buradaki hadis-i şerif ne buyuruyor? Bid'atçı bid'atını bırakmadıkça Allah onun amelini kabul etmez. Hayır yapsa hayırını kabul etmez. Namaz kılsa namazını kabul etmez. Bu söz temelde yanlış mı? Değil. Sözün açılımı var. Nedir açılımı? Bid'at, biraz sonra inşallah bir gibi rahmetullahi aleyh de bu açılımı yapacak. Bid'atın akide ile ilgili olan boyutu var.
Yani akide ile ilgili bir bölüm de var bidat. Bidat hep böyle yemeklerde, işte filan dua töreninde, böyle ameli işlerde değil. Bidatın bir de imana bağlantılı bir bölümü var. Yani mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ile ilgili bir yanlış düşünce. Yani modası geçmiş gibi bir anlayış olabiliyor bazen insanların zihninde hocam. Şeriatla ilgili olur. Evet. Şeriatla ilgili. Şeriatın hükümleriyle alakalı. Mesela çok basit bir misal. Basit derken konu büyük de kolay anlaşılır açıdan basit bir misal. Şimdi miras hükümleri kadına, erkeğe göre ne yapıyor? Yarıya veriyor. İki erkeğe veriyor. Bir kadına %50'sini alıyor erkeğin. Şimdi düşün ki bir Müslüman hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyor, hem de Kur'an'ımızda çok açık bir şekilde erkek iki tane, kadın bir tane alsın diyor. Bunu tevil edip başka tarafa çekmek mümkün mü bunu? Hayır. İşte Kur'an kesinlikle ölçüsünü koymuş. Şimdi düşün, bir modern bir şeyden etkilenmiş. Olmaz. Bunu biz böyle uygulamayalım diyor. Nasıl uygulayalım? Eşit alsın erkek. Ya niye eşit alsın? Bu böyle olmalı diyor. Bu bir bid'at. Ama akide ile ilgili bir bid'at. Kur'an'a değişiklik getiriyor. Şimdi bu böyle düşünen ve bu düşüncesinde de mesela bir alimden duyduğunu zannediyor falan, öyle değil. Öyle yani, kökünden öyle düşünüyor. Evet, öyle kabul ediyor tamam. Öyle kabul ediyor, böyle inanıyor. Bu insan için namazın ne faydası var? Antrenman. Antrenman. Peki orucun ne faydası var? O da aç kalıyor. Rejim. Rejim. Allah onun bir amelini kabul etmiyor demek ki. Ama görünürde de çok takva, işte mesela ne diyorlar bu tipler? Ama çok ahlaklı adamdır. Hiç, tertemiz, çok insani biri. Çok insani. Yani insanilik imanın şartlarından biri değil. Zaten insan olduğu için ona Allah Müslüman ol demişti. Ne biçim insanlık ki onu yaratanın şeriatına karşı çıkıyor. Böyle insanilik olur mu? Bu hadisi bu ayrıntıyla anlayacağız. Yani bir de bunun akide boyutu var. İmanla ilgili, akide ne demek? İmanla ilgili demek. İmana zarar verecek bir bid'atla beraber namazın bir faydası yok. Namazın o zaman hiçbir faydası yok. Ama amelle ilgili bid'atler, örneklerini göreceğiz. Mesela çok canlı bir örnek olsun. Yaygın Anadolu kültüründen örnek olsun. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in amcasının oğlu Ali'nin abisi Cafer'in şehadet haberi gelince Medine'ye, Mu'te'de değil mi, şehit oldu. Haberi gelince işte üzülüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemek götürün o yavrularıma diyor. Cafer'in çocuklarına. Dışarıdan yemek götürün diyor. Onların yeteri kadar derdi var şimdi. Yani evde yemek pişiremeyecekler manasında. Bundan ne anlaşılıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, cenaze evinde meşgul insanlar zaten matem halindeler. Dışarıdan komşuları onlara yemek götürmesi lazım. Sünnetin böyle olduğu anlaşılıyor mu şimdi? Anlaşılıyor. Şimdi düşün ki biz bunu, bu evden bir cenaze çıktı. Bu asırda uyguluyoruz. Şimdi cenaze çıktı. Bu cenaze çıktı, yemek de çıkması lazım bu evden. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve yemek götürün, onların derdi başı dumanlı şimdi diyor. Şimdi Müslümanlar yemek yemeye gidiyorlar cenaze evine. Komşular. Ya nereye gidiyorsunuz? Danası kesildi ölünün. Nasıl danası kesildi? Ölmüş adam diye dana kesiyorlar. Niye kesiyorsunuz bu danayı? Adam öldü ya. Öldü diye şimdi dananın ne kabahati var? Ziyafet verecekler. Ya cenazenin üstünden ziyafet diye bir ibaret olur mu? Ve bunu evet, İnsan babası öldü, dedesi öldü, 50 tane dana kesip, haşlama yapıp bütün köyü doyurabilir bir sene. Ama bunu cenazenin
ecir kazanması, sevap kazanması, o etten yiyenin şifa bulması, komşuluk hakkı gibi bir gerekçeye bağlanıldı mı, ibadet kılıfına oturtuluyor bu. İbadet kılıfı aldığı zaman bu ibadetin şeklini Peygamber Aleyhisselam belirlemesi lazım. O da nasıl belirledi? Siz yemek götürün eve dedi. Millet boş tenceresini alıp eve gidiyor yemek almak için. Peygamber Aleyhisselam eve dolu tencere götürün diyor. Onlar boş tencereyle gidip haşlama alıp geri geliyorlar. Doğum gününde pasta yiyorlar, cenaze gününde de kebap yiyorlar. Bu çelişki bir bid'attır. Yok böyle bir şey dinimizde. Bunu çıkarırken insanlar şöyle bir ayrıntı yaptılar. Yahu fakir fukarayı doyurmak ibadet değil mi? İbadet. Tamam işte biz fakir fukarayı doyuruyoruz da. Sen köyün fakirlerini çağırmıyorsun ki, komşularını çağırıyorsun. Zekat, sadaka verilmeyecek kadar zengin adamlar orada gelip yemek yiyorlar. Fakir zaten o kalabalığın içinde gelip yemek yiyemez ki orada. Sonra bunu cenaze günü niye yapıyorsun madem sadaka vereceksin? Niye böyle yapıyorsun? Demek ki senin asas derdin gelenek, böyle ecdattan gördüğün, tevarüs ettiğin bir kültür var. O kültürü devam ettirmek istiyorsun. Bu bid'at. Ama neticede bütün bu bid'at maazallah imanı tehlikeye düşüren bir bid'at değil. Amelle ilgili bu. Bir uygulama yapıyorsun. O uygulamanın da şeriatta aslı astarı yok. Bunu yaptın. Yani güya kendine göre sevap kazandın. O sevap yok bir defa ortada. Çünkü sen bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş olmak için yapmadın ki. Rahmetli amcam ölmüştü geçen sene, çocukları yapmıştı. Şimdi benim babam ölünce benim de yapmam lazım. Sen demek ki kör bir taklitten bunu yapıyorsun. Allah sevaplarını kör taklitçilere dağıtmıyor. Peygamberinin peşinden gitmek için iş yapanlara bir buğday tanesini bile sadaka olarak versen babanın ruhu için. Mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim? Bir avuç buğday getirip veren. Yani bir avuç buğday, ayet-i celliyi oku. Hatırla ayeti sen o arada. Tevbe suresindeki ayet, evet. Ayetin başı aklıma gelmedi. Bir buğday, yani bir avuç buğdaydan çorba olmaz, pilav olmaz, bir şey olmaz. Ama onu vereni bile kabul ediyor Allah-u Teala. Kabul ettiğine göre bunu, demek ki bunu ibadet sayıyor. Ama sen bir kamyon, bir römork buğday pişirip de versen Allah için ve onun peygamberinin sünnetine uygun olmadıktan sonra bir ibadet değeri yok. Ekonomik değeri var ama ibadet değeri yok. İbadet değeri olmayan şeyi sen Allah için yaptım diyorsan bu bid'attir. Ama tekrar ediyorum. Mesela birisi çıkıp ezana ilave yapsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti mesela hayya alessalâh, hayya alessalâh, hayya alfelâh, hayya alfelâh. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Ezan okundu. Sonra dese ki, hey Müslümanlar, namaz dinin direğidir. Namaza gelmeyenin imanı tehlikededir. Bu cami de sizin köyde namaz kılınması için yapıldı. Bakın etmeyin, eylemeyin, siz de öleceksiniz. Hemen gelin. Ondan sonra Allahümme Rabbi Hazreti Da'at-i Teâmü ezan duasını okudu. Bu sözlerde bir yanlışlık var mı? Yanlış sözler değil ama... Söz doğru. Evet. Hakikaten öyle. Ama bunu ezanın son sözü gibi yaptığın zaman ibadete ilave yapıyorsun. Öğle namazını 5 rekat kılmak gibi oluyor bu sefer. Ya niye öyle yaptın? Bu ne biçim ezandı dendiğinde bundan sonra ezanlar böyle okunması lazım. Bilal unuttu bunu. Dese bir insan, ne'ûzü billah, imani tehlikeye girer. Niye? Sahih hadislerle sabit, ümmeti Muhammed'in icma'i ile sabit olan ezanı sen değiştiriyorsun. Ümmetin icma'i ile sabit olan ezanı değiştirirsen bu akidene, yani imanına kadar kısa devre yaptırır. Allah muhafaza buyursun. Tekrar hadisi şerife döndüğümüz zaman görüyoruz ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bid'atçı bid'atını bırakmadığı sürece Allah onun amelini kabul etmez buyuruyor. Bu sebeple ayrıntısına girdik. Evet. Hocam şeye geçmeden
Biraz önce miras konusunda kadın ve erkeğin durumu söyledi de size. Kadın dese ki ben şeriata göre değil de şimdiki kanunlara göre efendim mirasımı istiyorum dese itikadında bir şeylik olur. Şimdi kadının inkar ederek bunu istemesi biraz önce söyledik. O tehlikeli. Ama mesela abilerine dese ki ya sizin zaten daireleriniz var. Gelin bana fazla verin biraz. Hiç olmasın bu kanunlara göre verin dese. Onlar da razı olsalar, verseler, yani sulh olsalar aralarında bunda bir sıkıntı olmaz. Ama bu yasaların bana verdiği hakkı kullanırım. Ben Medine'deki bir kadın değilim anlamında söylediği zaman, o zaman Azrail de hakkını kullanır. Ne hakkını kullanır? Seni nerede, nasıl canını alacağını o da bilir. Yani bu bir iman meselesi olur. Mesele oradaki mirastan az alma, çok alma meselesi değil. Mesele orada Allah'ın hükmünü gönül rızası ile kabul etmek veya asi olmak. Asi oldun mu o malı almasan da kıymeti yok zaten. Hocam bir de cenazelerde yemek meselesiyle alakalı bu yine şerhte Berika'da hadimi kendi dönemindeki bidatları sayıyor. Onlardan bir tanesi de yine az önce ifade buyurduğunuz o cenazelerde yemek verme hadisesi. Demek ki bu çok eskiye dayanan bir bidat oluyor. Çok eskiye dayanıyor. Yani eski derken tabii şöyle bir şey de var. Belki bundan 500 sene önce mesela Anadolu'nun bir köyünde bir cenazede haşlama, et pişirilip dağıtılması, senede bir defa köylülerin pişmiş et görmesi açısından çok önemli bir şeydi. O zaman bunun sadaka olma oranı daha yüksek o zaman için. Şimdi bunun sadaka değeri de kalmadı. Yani sırf ibadet maksadıyla insanlar oraya gidiyorlar. Kaldı ki yani müellifimizi bu hadisleri derlemeye sevk eden şey o şarihten önceki döneme ait bidatlerdir zaten. Bir de işin garip tarafı, yani şu zamanda mevcut olarak görmüş olduğunuz bidatler aynı şekilde listelenmiş, liste olarak hazırlanmış. Ya şimdi şu kadar ki, şimdi ambalajlı helvada veriyorlar mesela. O zaman ambalajlı değildi helvalar, işte irmik unundan mı nasıl yapıyorlarsa. Yani bidat noktasında bir zayıflama olmamış, aynı hareket devam ediyor. Şeytan güçlü çalışıyor, yaygın çalışıyor, uzun vadeli çalışıyor şeytan. Uzun vadeli çalışıyor. Daha sonra inşallah müellifimiz konuları açtıkça göreceğiz. Yani insanların kaç saatlik günleri var? 24 saatlik. Bu 24 saati kullanabileceğin enerjin belli. İster kadın ol, ister erkek ol, ister akıllı ol. Yani herkesin 24 saate bölebileceği takvimi bellidir. Bu takvimin bir kısmını bidatlerle uğraştırdın mı sen? Ek bir 5 saat ilave alamıyorsun ki günde. Mesela ibadet fonksiyonu olan işlere ayıracağın vakit toplam bilemedin 3 saattir bir günde. Namazlar 1 saat anca tutar. 1 saatte Kur'an'dı, zikirdi, abdesti onlar tutsa, tasavvuf erbabı ise 1 saatte zikir yapıyorsa diyelim, yani 3 saat bilemedin 4 saattir. Böyle tam ibadet diye yaptığımız günlük ortalamada. Bunun 4 saatlik bir ibadetin 1 saatini mesela bidat olan şey alınca ek bir 25. saat getirmedikçe orijinal olan yapman gerekeni yapamayacaksın ki. Şimdi çok canlı bir örnek zikredeyim. Şimdi cuma namazı mesela kılınıyor camilerde değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hutbeyi tavsiye buyuruyor? Kısa olan hutbeyi. Hutbenin kısa olanı. Namazın uzun olur. Namazınız uzun, hutbeniz kısa olsun diyor. Değil mi? Sünnet böyle mi şimdi? Böyle. Şimdi hutbeye çıkıyor hatip. Hamdelesiyle başlıyor. 10 dakikada bitecek bir hutbeye 50 dakika harcıyor. Kış günleri neredeyse ikindi ezanı yaklaştı. Hoca efendi daha hutbe okuyor. Ondan sonra iniyor cuma namazına.
Cuma namazında şimdi bir sayfa Zamm-ı Sure okuyacak ama vakit sıkıştı, milletin abdesti sıkıştı. Orada Kevser suresiyle Cuma'yı kıldırıyor. Cuma namazına toplam zaten 40 dakika vakit ayrılacaktı diyelim. Bunun 30 dakikasını hutbede harcadığı için namaza vakit kalmadı. Peygamber aleyhisselam hutbeyi kısa tutun, veciz konuşun, namazı geniş kılın, çok Zamm-ı Sure okuyun namazda buyurmuştu. Bu mantık nereden kaynaklanıyor? Yani senin zaten namazı 40 dakikada kıldın, kılmadın, çıkıp gidecek millet. Bid'atle doldurunca, ağırlığı bid'ate verince, yanlış yapınca doğru teraziden düşüyor bu sefer. Anlatabildim mi? Bu sebeple yani bid'atin o zamandan da, ta Hadimi zamanından da olsa, Adem Aleyhisselam zamanında da olsa, şeytanın bid'atlerdeki gayesi, mesela kafirler bid'atle meşgul olurlar mı? Kafirlerin bid'at diye bir derdi var mı? Niye ona bid'at işletsin ki şeytan? Zaten bataklıkta adam. Mümin insana bid'at ister. Niye? Yahu kafir olmadın, bari doğru iş yapma. Doğru iş yapmıyorum ben diye de bir slogan ürettiremez ona. Ortayı nasıl buluyor? Ekonomik değeri bulunmayan şeyle dolduruyor torbayı. Ekonomik değeri bulunan şeyler, yani bugünkü lisanla anlatmak için söylüyorum. Ekonomik değeri bulunan şeylere gelince yer kalmıyor torbada. Vakit bitiyor, enerji bitiyor. İnsanın da bir dayanma kapasitesi var. Sen bir şey mi söylüyorsun? Hacmi olup ağırlığı olmayan işlerle uğraştırıyor. Görüntü var ama içi boş. Gibi. Yani bunun tabiattaki örneği nedir? Süte su katmaktır. Çünkü suyun litresi diyelim 25 kuruş, sütünki 3 lira. Yani 25 kuruşluk bir şeyi yarım litre kattın mı 150 kuruş kazanıyorsun. Bu bid'at suya katılmış, su gibidir bazen ama zehirli sudur, sütü olduğu gibi götürüyor. İtikattaki bid'at... Akidede olursa evet. Akidede olursa, imanla ilgili bir bid'at olursa nauzu billah kökten götürür. Allah muhafaza buyursun. Evet, şimdi hadis-i şerifi okuyalım. An Hüzeyfe radıyallahu anh قال, Hüzeyfe radıyallahu anh rivayet etti ki şöyle dedi. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La yakbelullahu li sahibi bid'atin savmen ve la haccan ve la umreten ve la cihaden ve la sarfen ve la adlen. Allah bid'at sahibinin amelini, bid'at sahibinin orucunu, haccını, umresini, cihadını, nafilesini, tövbesini ve yapmış olduğu adil işleri kabul etmez. Yahrucu minel İslami kema tahrucu şa'ratu minel acini, hamurdan kılın çıktığı gibi o kimse İslam'dan çıkar. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, Allah bid'at sahibinin orucunu, haccını, umresini, cihadını, şefaatini, torpilini, aracılığını, bir şeyini kabul etmez. Kılın hamurdan çıkarken böyle kolay çıktığı gibi İslam'dan çıkar. Eski Anadolu deyiminde tereyağından kıl çekmek diye bir kavram var. Tereyağından kıl çekmek. Yani tereyağından kıl çekmek zor değil. Çünkü zaten yağ cıvık ya, çektin mi kılı çıkıyor. İslam'dan bu şekilde kolaylıkla çıkar. Tabii ki burada diğer hadis-i şerife, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadisleri, şeriatımızın genel kaideleri hepsi göze alındığında buradaki sözün akideyle ilgili, imanla ilgili bir bid'at söz konusu olduğundadır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kebair günah işleyenlere, mesela zina işleyen oldu onun sağlığında, içki içen oldu onun sağlığında, kafir demedi onlara. Kafir muamelesi yapmadı. Bu söz kafir muamelesini gerektiriyor. Demek ki
Allah'ın diniyle ilgili iman açısından bataklığa sürükleyecek. Allah'ın zatıyla ilgili mesela maazallah Allah'ın oğlu vardır diye bir bidat üretirsin sen. Maazallah Allahu Teala hakkında demediği sözü söylersin. Kur'an'da olmayan bir sözü Allah dedi der. Yani imanı yok kabul ettirecek kadar tehlikeli bir bid'atin sahibinin haccı, orucu böyle şeyleri yok. O yuvarlandı gitti o maazallah. Çünkü iman gidince elektrik kesildi kabul ediyoruz. Elektrik kesilince lamba da yanmaz, motor da çalışmaz, bir şey olmaz. Elektrik kesildi. Elektrik kesildi kabul ediyoruz. Bu arada bir şey sormak istiyorum hocam, aklıma takılan. Şimdi bid'atin çirkin olduğunu kabul etmeyen hiç kimse yoktur herhalde. Yani ne kadar bir kimse bid'at ehli de olsa, elinden ayağından bid'at da dökülmüş olsa o insanın, o insan bid'atin çirkin olduğunu kabul ediyordur. O zaman bizim problemimiz şurada herhalde. Neyin bid'at olduğunu belirleme noktasında problemimiz var herhalde. Şimdi bid'atin çirkin olduğunu, yani yanlış olduğunu bildiği halde Müslüman bunu yapmaz. Müslüman ya orijinal, sağlıklı bilgiye ulaşamamıştır. Bu bir sorun. Bu bir özür, o kabul edilebilir. Ya da Müslüman geleneksel bir din anlayışına sahiptir. Dedelerinden, nenelerinden gördüğü her şeyi din zannediyordur. İşte bu cenazelerde yemek yenmesi gibi mesela. Gerçi biz cenazeyle hep bağlantılı kurduk onu ama bugünkü sekülerist anlayışın getirdiği bid'atler çok daha tehlikeli. Yani cenazede hiç olmasın bir sadakaya benzerliği var. Sekülerist kafanın getirdiği bid'atler ki asas onlardan yola çıkmak lazım. Burada şunu iyi anlamamız gerekiyor. Bid'atlerin fikir babası şeytandır. Dinimizi içinden çürütme projesi şeytan için bu. Şeytan aptalın teki değildir. Kurnazdır, kıldır, ruhsatlıdır. Allah izin vermiş ona. Aldatabildiğini aldat demiş. İmtihanımızın doğası gereği ortada bir şeytan var. Şeytan aptal biri olmadığı için zehiri hangi kupayla takdim edeceğini iyi bilir. Bu nedenle her bid'atın akılla değerlendirildiğinde makul bir tarafı vardır. Ama din akılla değil, şeriatladır. Sorun burada zaten. Biz bir iş yapıyoruz. Eğer ibadet bağlantısı varsa bu işin, yani ibadet niyetiyle yapılıyorsa, güzel mi oldu, çirkin mi oldu diye bakmayız. Şeriata uygun mu, değil mi diye bakarız. Ev yaptığımız zaman ibadet olmadığı için bu, güzel mi oldu, çirkin mi oldu diye bakarız. Cami yapıyoruz mesela, caminin güzel çirkin tarafı var, ibadet tarafı var. Mesela caminin kıblesi, ya bu taraf otobana bakıyor, burada olmaz, bu tarafa çevirelim kıbleyi desek, bu kıbleyi tayin etti şeriat. Kıblenin olmadığı tarafta cami olmaz ki zaten deriz. Bunun akılla ilgisi yok, ibadetle ilgisi var. Ama aynı camide mesela kış şartlarının çok yoğun olduğu bir camide mesela işte kışın -20'leri bulan bir yerde koca kubbeli cami yapmanın bir manası yok. İnsanlar orada kışın namaz kılamazlar. Hafif çatılı bir cami yaparsın. Cami güzel oldu değil mi deriz. Güzel oldu neden? O güzel mi çirkin mi diye akla sorulması gereken bir şey. Kıblesini akla soramayız ama. Kıblesini şeriata sorarız. Niye? Kıble %100 ibadet eksenli bir şey. Kubbenin yapılması ise insan maslahatı ile ilgili bir şey. Çok sıcak yerlerde de büyük kubbeler işe yarıyor. Daha çok hava alıyor insanlar, daha çok soluyorlar. Bu sebeple şeytan bid'atleri yerleştirirken
aklı kullandırıyor. Hoşluğu kullan. Ne kadar güzel bir araya geldik bu sayede diyor. Bir araya geldik bu sayede de ne kaybettiniz bu sayede onu düşünemiyorsun. Mesela bugün 5 kişiye yemek verdi bir insan cenaze örneğinden yola çıkarsak. O 5 kişiye örnek yemek verdik. Allah razı olsun, Allah babana rahmet eylesin. Ya çok iyi adamdı zaten diye edebiyat yaptı, gittiler. O adamın ise bir köylüye bir kuzu borcu vardı. Kuzusunu vermemişti. O oğlu ise dana kesti. 10 tane kuzu yapıyor. Allah razı olsun, pek mübarek, iyi adamdı. Fatihalar okudur, gittiler. Siz nedir kanaatiniz? Evladı iyi bir iş mi yaptı? Evladı şeriata uygun olmayan bir iş yaptı hocam. Ama et yedirdi. Üstelik bidat olmasın diye bir şekilde fakir fukarayı çağırdı. Evet, bunlar hep tabii güzel şeyler ama öncelikli olarak borcunu ödemesi gerekiyordu. O kuzu, dananın onda biri kadar. Mesela dana 5000 lira diyelim, kuzu da 500 lira değil mi? Hemen hemen 500 lira bile değil kuzu. Yani onda biri ne tekabül ediyor. O adam, o kuzunun sahibi, o kuzusunu almadıkça kul hakkından kurtulup cennete girebilir mi o adam? Hadis-i şerif ne diyor? Sahabeden birine sizin adamınız hala bekliyor diyor. Hala bekliyor diyor. Niye? Borcu vardı çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Cenazesini kılmam ben borçluyum buyuruyor. Şehit bile olsa hatta. Şehit bile olsa maazallah kul hakkı devreye giriyor. Peki 50 tane dana kessek de hepsini bütün şehrin fakirlerine haşlama yedirsek bir şey değişmiyor. Evet. Akıl bunu güzel gösteriyor ama. Akıl güzel gösteriyor. Hatta şöyle bir şey bile diyebilir hocam. Ya adamın borcu vardı, onu bile erteledi, geldi bize yemek yedirdi. Desin diye bile düşünebilir desin. Yani. Allah öyle bir şey buyuruyor mu? Hayır. Borcunuzu ödeyeceksiniz diyor. Şeydeki Nisa suresindeki ayet-i celle, önce borç değil mi? Borç, yani cenaze gömülmeden borçtan söz ediliyor. Ev değil. Borç ödenmedikçe herhangi bir şekilde cenazeyi de gömmüyorsun. Şeriatın çektiği tarafa bakıyorsun. Aklın çektiği tarafa bakıyorsun. Akıl ne kadar hoş ya, Allah razı olsun. Üstelik de mesela dargın adamlar vardı sülalede. Buluştular orada diye. Bir de güzel bir şey. Hakikaten bu da güzel. Ama dargınlar buluştu orada diye adamın kuzu borcunu melekler silmiyorlar. Kul hakkına dokunamıyor kimse. İlla o ödenecek. Evladı onun gerçekten samimi babasının mezarda rahat etmesini isteyen bir evlat olsaydı o kuzuyu verirdi, akşam da uyurdu. Babası da rahat ederdi mezarda. Bu kadar açık, sarı. Ama yine de tabii şeytan ne yapıyor? Bunun makul tarafı var diye gösteriyor. Makul tarafı var ama hep makul değil. O makullükten bir miktarda şeriatla sürtüşen taraf var. Evet, bu hadis-i şerifte yani bizi bir kere daha bid'atten uzak durma konusunda ikaz etmektedir. Şimdi hocam bu 50. sayfada, tabii biz 50. sayfa derken Muhammed Rahmetullah, Hafız Muhammed, Nazım en-Nedvi'nin tahkik ettiği Tarikatül Muhammediye ve Siretül Ahmediye baskısını takip ediyoruz. Bunu bir kere daha hatırlatalım. Burada 50. sayfada her bidat sapıklıktır sözüyle bazı günlük uygulamalarımızı nasıl karşılaştıracağız şeklinde bir çıkışı var bir gibinin. Sen bunu bize özetle hocam istersen. Yani metni okumayabilirsin. Ne diyor burada? Burada diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Küllü bid'atin dalaletün. Her bid'at dalalettir diye. Bir de fukahanın bid'at olarak kullandığı ifade var diyor. Bazı şeyleri fukaha mübah gibi gösteriyor bid'atte. Evet. Mübah mesela bazı... Buna ne örnek veriyor mesela? Mesela elek kullanımını örnek veriyor.
Elek. Nedir elek ya? Belki elek, şimdi bidatla ne ilgisi? Elek unun, un ya da buğdayın elenip altına geçirildi. Bazen bu müstehap olur diyor. Mesela minarelerin yapımı gibi, okulların yapılması gibi, kitap yazılmaları gibi. Bazen de bu vacip olur diyor. Şart olur diyelim. Bazen de evet vacip olur, şart olur. Şöyle ki ortaya şüphe atan ateistlerin şüphesini reddetmek için reddiye yazmak, kitap yazmak gibi diyor. Yani İslam'a sataşanlara karşı bir kitap yazmak Müslümana görev olur. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kitap yazılmamıştı. Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Sen bir şey mi söyleyeceksin buna? Yok yani elek örneği belki tam anlaşılmayabilir. Onun yerine bilgisayarda diyebiliriz veya herhangi bir elektronik alet de verilebilir veya başka bir eşya da verilebilir. Burada demek ki onun döneminde hadimiye bakmak lazım. Belki de öyle bir örnek vardır. Elek bidattır diyen oldu herhalde. Yani elek olan kadın buğdayını bile unla, ununu buğdayla nasıl ayıracak? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kullanmadı. Biz de kullanmayalım diye muhtemelen düşündü. Ayşe anamızın ya da Fatıma anamızın eleği var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yani madem, öyle düşündüm. Madem onların eleği yoktu, bizim evimizde de elek olmasın mı anlaşılıyor. Şimdi bu rahmetullahi aleyh bir gibi kendi asrına dair örnek veriyor. Yani bayağı bir kadim, aramızda asırlar var. Yani 450 sene olmuş. 400 küsür sene farkımız var bir gibiyle. Tabii bugünü görseydi yani herhalde bir gibi minarelerdeki ezan sesini, gerçi o şeyi gördü. Yani Osmanlı'nın büyük minarelerini falan gördü, camileri gördü de camilerdeki teknolojiyi herhalde şaşardı. Şimdi burada mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bilgisayar yoktu, oturma odası yoktu, koltuk yoktu. Sayın bir şeyler daha mesela. Ne yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde? Kitap. Düdüklü tencere mesela. Düdüklü tencere, kitap yoktu. Zaten çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Çamaşır leğenleri de yoktu. Bırak makinesini, leğenleri de yoktu. Bütün bu yokları bugün evimize taşıdık biz. Bugün Müslümanın evinde hayatı kolaylaştıran bir kısmı da lüks olan şeyler var. Lüks olan şeyler var. Bu Müslümanın elinde var, Peygamber aleyhisselamın ve ashab-ı kiramın elinde yoktu dediğimiz şeyler nasıl bidatle buluşturulacak şimdi? Burada düzeltilmesi gereken bir yanlış var. O da şudur. Bid'at, ibadetle oynamaktır. Evle oynamak değildir. Yani Müslümanlar ölülerini mezara yatarak koyuyorlar. Dikey ölü konabilir mi? Konamaz. Niye konamaz? Yahu ölünün konma şekli dinen belirlenmiştir. Yatıracaksın, yüzü kıbleye doğru gelecek, o şekilde hafif yana yatıracaksın, leht yapacaksın. Bir kuralı var bunun, din buna kural getirmiş. Ama Müslüman çek yatsa, çek yat veya işte sünger yatak veya keçi kılından yapılmış yatak, bunlardan hangisinde uyursa bidat olur mu? Hiçbiri. Hiçbiri. Yatak çeşidini dinimiz illa şu çeşit olacak diye tahdit etmemiş. Ama yüzüstü uyumayı yasaklamış. Böyle yüzü üstü, karnının üstüne uyumayı yasaklamış. Dolayısıyla karnının üstüne uyursan bu bidat olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Müslümana yakışmayan bir uyku çeşididir. Yüzüstü yatmayın buyurmuş. Ali radıyallahu anh'ı da öyle görmüş. Ayağıyla dürtmüş onu. Kalk böyle yatma demiş. Müslüman öyle uyuyamaz. Ama evde çek yatta uyusa ne olur? Koltukta uyusa ne olur? Yani halının üstünde uyusa ne olur? Mesela yastık Efendimiz'in zamanında vardı aleyhissalatü vesselam. Şimdi şişirme yastıklar var. Şişirme yastık olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Olmasa ne olur?
Yastık olmasa uyuyamaz, başı ağrır. Peki, ya olmasa ne olur? Uyuyacağım dese ama bir sakıncası yok. Uyusa hiçbir zararı yok. Mesela elini koyuyordur yüzünün altına, öyle uyuyordur belki. İbadetle artı veya eksi oynandığında bid'at devreye girer. Hayır. Günlük hayatla ilgili herhangi bir gelişmenin ibadet konusuyla ilgisi yoktur. Helalle haramla ilgisi vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında börek yok, bilinmeyen bir şeydi. Şimdi börek yemeyecek mi insanlar? Bid'attır diye baklava yemeyecekler mi? Hayır. Bunun yemeğin bid'atla ilgili olan bölümü var mı? Var. Sol elle yemek yemek. Sol elle yersen bid'attır bu. Ama çorba, pilav, bir sürü yemek çeşidi var. Bunlardan hangisi bid'attır? Hiçbiri. Hiçbiri. Ama bid'ate bir canlı örnek vereyim. Akşam Ramazan'da iftar ederken 8 çeşit yemek yiyip sahura kalkmamak. O bid'at. Niye? Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sahurda güzel, bol yiyin diyor. Çok iyidir o, berekettir. Akşam az yiyin buyuruyor. Şimdi bir peygamber olarak şekil belirtiyor. Ne buyuruyor? Yemeği sahura taşıyın ki teravih şöyle güzel bir rahat kılınsın. Tam ters yaparsan bunu, sünnete aykırı davranmış olursun. Sünnete aykırılık da bid'atın ta kendisi olur. Günlük hayatımızda mesela Müslümanların cep telefonları var, normal telefonları var, bilgisayarları var, televizyonları var. Bunlar bid'at mıdır? Hayır. Bunlar helallikle, haramlıkla ilgilidir. Cep telefonu, bilgisayar vesaire, televizyonu Allah'ın haram ettiği bir şey için kullanırsın. O bid'atla midatla ilgili olmaz. O direkt ateş olur zaten. Çünkü neden? Televizyon veya bilgisayar ibadet değildir. Ama ibadete nasıl karışır? Televizyondan canlı yayınla Mekke'ye uyayım. Ben Mekke'de namaz kılınıyor. Televizyonda da imama uydum. Allahu Ekber. Oo, bu bid'at kavak ağacı kadar büyük bir bid'at olur. İnsanı götürür. Niye götürür? Yahu televizyon haber izlemek içindir. Namazda Mekke imamına uymak için değildir ki. Hani böyle bir soru bana gelmişti de işte televizyondan işte öğle namazı kılınacağı vakitte ben de televizyona uyup oradan kılabilir miyim? Oranın tekbirleriyle birlikte rükû secde yapabilir miyim diye. Yani bu gariplikler insanların akıllarına gelir. Şeytanın işi ne? Mesela bunu nasıl kılıflandıracak şeytan? Sanki görür gibisin. Kabe'nin imamından daha imam mı var? Kabe'den daha iyi cemaat nerede bulacaksın? %100 de orada şu anda. Yani Allah'ın izniyle görürmüş gibi, hakikaten de öyle. %100 güvenli. Canlı yazıyor üstünde. Kıblede uydu zaten. Kıblede uydu. Şimdi peki ben nasıl uyarsam bundan sonra? Üstelik de heyecandan duramıyorum. Ne heyecandan duramıyorum. Yani mesela bid'ate daha başka bir örnek zikredebilir. Yani şeytan menfezleri iyi kullanıyor. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'ında ne buyuruyor? Ancak zikrullah ile kalp huzur bulur diyor. Zikrullah. Nedir zikrullah ile kalp huzur bulması? Yani Allah anıldıkça sen açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun. Yükseldiğin kadar yükseliyorsun. Haşhaşilik nedir? Haşhaş yiyerek açılmak. Haşhaş yiyerek, yani bugünkü diyelim uyuşturucu kullanarak kendilerini daha samimi mümin yapmaya çalışmışlar. İblis bile şaşırmıştır, ya bunlara kim icazet verdi bu? Nereden akıllarına geldi? İblis bile şaşırmıştır belki. O onun projesidir de o kadar derin düşünememiştir onu. Yani Allah-u Teala ciddi bir şekilde Allah ile bağlantınız ancak zikirle artar. Kur'an'la artar, tesbihat ile artar, kelime-i tevhid ile artar. Bunlar Allah'ın haram ettiği bir zehirle Allah'ı bulmaya çalışmışlar. Bu bid'at üstelik de
akideyi rahatsız eden, imanı sarsan, çünkü bunun ucunda bir de Allah'ın adını kullanmak var. Yani insan mesela uyuşturucu, eroin kullanan kafir olur mu? Hayır. Hayır, olmaz. Allah rızası için kullanırsa bunu, din gitti. Uyuşturucu kullanmak haram düzeyinde büyük günahlardan bir günah. Akla zarar vermek, İslam'ın ilk beş temel koruma alanından bir tanesine saldırıyor. Ama bunu cahillik, işte haram olduğunu bilmeden yaptı diyelim. Bir de bunu fi sebilillah, Allah yolunda yapıyor. Bu, o zaman haşhaşiler bunu yaptılar. Şimdi mesela düşün, bir adam müzik dinleyerek daha vecde geldiğini düşünüyor. Yani meyhanelerde çalınan sazı alıyor, meyhanelerdeki saz gibi bir saz çalıyor. Ne yapıyorsun? Cihat heyecanı oluşturuyor. Ha, bir dakika, dur burada diyoruz. Burada dur. Sen öyle bir yanlış iş yapıyorsun ki, yaptığın işin özeti şu. Sen Allah-u Teala'nın şeriatının, ya bırakın bunu dediği bir şeyi, Allah için makamın yükselsin vesaire gibi bir gerekçeyle yapıyorsun. Bu şeytanın en başarılı operasyonlarından bir tanesi oluyor. Tekrar şey mi söylüyorsun hocam? Sizin ifadenize benzer bir şey söyleyecektim de. Mesela günümüzde de zikir yapılırken çeşitli müzik aletlerini kullanarak, yani büyük bir sevap kazandığını zikir yapıldığı iddia edilirken o çok yapılması, büyük bir tehlikeli söz o. Yapılması aynı şekilde bu kategoriye giriyor. Yine hadiminin berikasında da aynı şey zikrediliyor. Ne diyor? Yine orada bidat listesi veriyor hocam. Kendi zamanında yaşanan bidatları. Kur'an-ı Kerim okurken, zikir yaparken ritimli bir şekilde müzikle birlikte bunları icra etmek bidatlardan bir bidattır. Ama bu bidatta büyük bir tehlike var. Bir sonraki nesle Kur'an-ı Kerim'i indiği tazelikte değil, bulandırılmış bir şekilde ulaştırıyorsun ki Allah muhafaza buyursun. Onların 300 sene önceki o bidatler tutsaydı, biz de bugün zaten Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı bir dönem yaşadı dedelerimiz. O dönemden sonra gelen çocuklar olarak Kur'an deyince Hristiyanlar mesela ibadeti ne yapıyorlar? Kilisede ilahi okuyarak yapıyorlar. Yani İncil'i böyle teganniyle okuyorlar. Güya hangi İncil'si o? Maazallah bize de böyle bir şey kalsaydı onlar ne yapardı mezarda şimdi? Ama onları da ben eminim, iblis ne demiştir biliyor musun? Bu çocuklar çok tembel, Kur'an okumuyorlar. Böyle bir tempo tutalım da bu tempo ile coşturalım bunları. Önce orijinal bir hile bulmuştur o. Şey iblis durup dururken, ya bu Kur'an'ı kaldıralım, bir dahaki nesillere gitmesin bu Kur'an diye bir hile yapmaz. Onun kafası çalışır iblisin. İşte tempoydu, işte kafirler bundan nefret etmesinler. Çocuklar uyuyor, bir mazeret buluyor. Her halükarda imtihan halindeyiz. Rabbimiz bizi imtihan etmeyi murad ediyor. Saf, indiği gibi, berrak, hiç müdahale edilmemiş bir Kur'an, bir şeriat, bir Peygamber aleyhisselam sünneti aldınız, götürün diyor Allah-u Teala. Birileri bir bid'at yaparken zaten ya siyasi bir gerekçeyle bunu yapıyorlar. Siyasi bir gerekçe veya insanlara ısındırma diye yapıyorlar. Siyasi gerekçeye bir örnek vereyim. Türkiye'deki en üst yetkililerden birine bir gün bir soru sordum. Din adına yetkililerden. Yani bu Kutlu Doğum Haftası esasen sıkıntılı bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anılıyor. Bundan güzel bir şey yok ama bu ne getirdi, ne götürdü diye hiç ölçtünüz mü dedi. Ne götürecek dedi. Dedim ne demek ne götürecek? Mesela bu kadar Kutlu Doğum Haftası'nda Diyanet'in müftüleri sakal bırakmayı düşündü mü hiç? İmam efendiler bu yıl sakallı oluyoruz deyip de 100 imamdan 10'u bu sene Kutlu Doğum hatırına oldu mu? Misvak kampanyası yapıldı mı?
Mesela camilerde bundan sonra sağ elle sünnet diyor, sünnettir diye sağ elle yemek yiyeceğiz, sol elimizden uzak duracağız. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz tarihi bir eser midir ki her yıl biz bunu anacağız? Tarihi bir eser değil, peygamberdir o Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberliğinin muktazası olan, gönderilme gayesi olan şey, gün yüzüne çıkmadığı sürece ne kutluyoruz biz dedim. Tabii şöyle bir cevap oldu. Yani hiç Muhammed ismi duymayanlar duydular dedi. Aleyhissalatü vesselam. Vallahi doğru dedim, hakikaten ben de öyle düşünüyorum. Ne oldu sonra dedim. Ya bir dahaki şeylerde de inşallah namazı, orucu anlatırız gibi oldu. Şimdi baktım doğru. Bu yönüne ben de katılıyorum dedim. Hakikaten yani en azından hele şimdi daha rahat da 28 Şubat günlerinde bile devlet erkanı da uyduruk bir kutlu doğum tebriği falan yapıyorlardı. Yani TRT'de hiç olmasın bir kere iki kere senede bir Muhammed kelimesi sallallahu aleyhi ve sellem geçiyordu. Hazreti Muhammed doğmuş bugün falan diye geçiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunun bir kazandırdığı var bize. Efendimizin adı 5 kere 10 kere anıldı. Dininin yaşanması için yapılması gereken gayretler, hamlelerin yerini aldıysa bu, biz kazançta mıyız, kayıpta mıyız? Burada tabii cevap tıkanıyor. Yani siyaseten ancak bu kadar yapabiliyoruz. Daireli gidilemiyor. Sözüne de bir cevap veremiyorsun. Bu ciddi bir kısır döngü diyelim buna. Yani onun artıları var, bunun eksileri var. Aksi oluyor. Her halükarda bid'at hayatımızın ibadetle %100 ilgili olan alanlarında değildir. Bunu düzeltmek lazım. İbadet %100 nerede varsa orada bid'at olur. Bizim yatak çeşidimiz ibadet değildir. Dolayısıyla ister saman yatakta yat, ister sünger yatakta yat, ister tarasada yat, ister balkonda yat. Doktor kızmıyorsa istediğin yerde yat. Yemek sağ elle yeniyor olduktan sonra, müsrif bir yemek çeşidi olmadıktan sonra, helal yiyeceklerden olduktan sonra ne çeşidine, ne türüne, tuzlusuna, biberlisine karışmıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bid'at nasıl olacak? Bu bid'at namazda olur, oruçta olur, sadakada olur, mezarlıkta olur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeta bir peygamber olarak sizden bunu şöyle yapmanızı istiyorum diye buyurdu mu? Orada bid'at devreye girer eğer eksi veya artı yapılırsa. Mesela çok canlı bir örnek, hepimiz için geçerli olabilir. Adamın birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında, bu sahih bir bilgi bu, güneşin altında beklemeye karar vermiş. Ama ibadet niyetiyle. Yani kendisini günahkar, hatalı bir mümin görmüş. Güneşin altında bekliyor öğle sıcağında. 50 dereceyi bulan bir sıcakta güneşin altında bekliyor. Yani nefis tezkiyesi mi yapıyor bir manada? Nefis terbiyesi yapıyor. Ya da günahının tövbesi için mücadele ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, ne oluyor bu diyor. Ya Resulallah diyorlar, böyle böyle güneşin altında bekliyor. Söyleyin gelsin buyuruyor. Söyleyin gelsin buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala'nın dininde güneşin altında bekledikçe, güneş seni yaktıkça cehennemden kurtuluyorsun diye bir kural yok. Bu kendi kendine bir tövbe çeşidi çıkarıyor. Nefis tezkiyesi çeşidi çıkarıyor. Kendi kendine çıkarıyor bunu. Bu onun namına bir hata. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın sağlığında yapılıyor. Efendimiz ona ses çıkarmasaydı belki şimdi biz de çöle gidip güneşin altında durma ibadetleri yapacaktık maazallah. Bu sebeple hayatı ilgilendiren şeyler, teknoloji, daha müreffeh bir hayat yaşama, daha teknik yaşama, şehirde yaşama, köyde yaşama, bunların bid'atla ilgisi yok.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi diyerek içten. Yapılan şey neyse, yani ibadet maksadıyla yapılan neyse bidat oraya giriyor. Ondan kaçınmak gerekiyor. Benim çok dikkatimi çeken, biz hafızlık için rahlede oturduğumuz zamanlar işte babama gelir sorular sorarlardı. Yani çok muzur sorulardan birisi, hoca madem öyle siz niye minderde oturuyorsunuz? Peygamberin minderi var mıydı? Çakılda oturuyordu. Bu da bid'at. Hoca sizin niye burada bir fan var, rüzgar yapıyor? Peygamber aleyhisselam hurma ağacının altında oturuyordu. Samimi değil bu sorular. Öyle zannediyorum ki bu soruların sorulması da şeytanın bidat projesinin bir yan kuruluşu. Yani firmaların bir de yan firması daha oluyor ya, o firmaya iş üretiyor. Yani şeytanın bid'atleri canlı tutmak için ürettiği şey de bid'atla ilgili provokatör sorular üretmek diyelim. Bu sebeple Rabbimiz bizi bid'atsiz bir din yaşamak diye bir imtihanda tutuyor. İnşallah onun lütfu ve keremiyle muvaffak oluruz. Allah bir gibiye rahmet etsin. Bize bunu hatırlattı. Var mı ilave edeceğiz bir şey? Şerhlerden var mı? Buyurun. Şimdi özellikle bidatler ibadetlerde söz konusu dediniz hocam. Bazı yaşam tarzları görüyoruz etrafımızda. Diyor ki vatandaş, ben her çarşamba ailemle dışarıda yemek yerim. Bu benim adetimdir. Veya her cuma akşamı sinema seyrederim. Veya her pazar dışarıda kahvaltı yaparız. Buralarda bir şey var mı acaba? Şimdi şu çok önemli. Mesela o sinemayı kaldıralım istersen. Bu sinema hiç bu örneğe uymuyor çünkü. Babam rahmetli çok yemek ikram ederdi. Ben de her çarşamba günü filan et lokantasına gidip yemek yiyorum. Dolayısıyla ben bu ibadeti yapıyorum. Mantığıyla yaptığı zaman çoluk çocuğuyla gidip pirzola yemeği ibadetleştiriyor bu. Buna bir de gün, takvim koyuyor. Burada tehlikeli bir bidat var. Ama Müslümanın helali ise, haram bir şey yoksa sinema izlemesinde de bir sıkıntı yok. Aynı şekilde Müslümanın herhangi bir şekilde her hafta ailece bir gün biz lokantaya gideriz. Kış olursa lokantaya, yaz olursa pikniğe demesinde hiçbir sakınca yok. Hatta bunu helal standartlarda yapıp çocuklarıyla evde kadın da bir gün yemek pişirmesin, bulaşığa bir gün tutmasın şu kadın deyip bütçesinden infak ediyorsa biiznillah bu sadakadır da. Bundan sevap da kazanır. Burada niyet çok güçlü. İslam'ı lokanta zevkine alet etmek başka, lokantadan istifade edip Allah'ın kuluna, hanımına, çocuğuna bir mutluluk yaşatmak başka. Var mı Salih Hocam senin? Peki. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.